Uzmanlar, Mimar Sinan hayatı boyunca yalnız Mağlova kemerini yapmış olsaydı bile yine aynı ünü kazanır, dünya mühendislik ve mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdırırdı, diyorlar. Neden? Peki bu su kemerini Süleymaniye veya Selimiye gibi başyapıtlarla aynı seviyeye çıkartan, en az onlar kadar değerli kılan özellikleri neydi? 1554-1562 yılları arasında İstanbul halkının yaşadığı su sıkıntısını gidermek amacıyla 40 çeşme su tesisleri inşa edildi. Tesislerin daha yapımından bir yıl sonra 1563'te meydana gelen büyük selde, içinde Mağlova kemerinin de bulunduğu büyük bir kısmı hasar gördü. Yeni kemerin tekrar yıkılmaması için gerekli tedbirler alınmalıydı. İşte bu noktadan sonra Mağlova kemerinin yeniden inşasıyla başladı her şey. 40 çeşme su tesislerinin inşasında kullanılan su yolları ve kemerlerin bir kısmı daha önceki yıllarda Romalılar tarafından inşa edilmişti. Fakat yıllar içinde meydana gelen deprem, sel ve benzeri doğal afetlerden etkilenerek kullanılamaz hale gelmiş, zaman içinde bir kısmı toprak altında kalarak yerleri kaybolmuştur. Sinan, bu hasar gören ve toprak altında kalan su yollarının yerlerini tespit ederek onarımını yapmıştır. Bu sebeple yıkılan ilk Mağlova kemerinin onarılmış olan bir Roma kemeri mi, yoksa Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir kemer mi olup olmadığı bilinmemektedir. Kanaatimizce yıkılan ilk su kemerinin Romalıların yaptığı Justinian su kemeri olması muhtemeldir. Gerek Roma ve gerek Helenistik devirlerde yapılan bütün su kemerlerinde kemer kalınlığı yukarıdan aşağıya sabit tutulmuştur. Hatalı olan bu inşaat tekniği sebebiyle kemerlerin çoğu yıkılmıştır. Yıkılmayanlarınsa duvar kalınlıkları oldukça büyüktür. Netice olarak yıkılan ilk Mağlova kemerinin bu teknikle yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Sinan, büyük selde yıkılan su kemerini bir daha yıkılmamak üzere tekrar projelendirmiş, bir yıl gibi kısa bir süre içinde bugünkü Mağlova kemerini inşa ettirmiştir. Sinan, Mağlova kemerinde bir takım değişikliklere giderek kemer kalınlıklarını çok küçültmüş, dikey yönde ağırlıklarını azaltmıştır. Yatay kuvvetlere dayanabilmesi için alt kısımda ayakları piramit şeklinde genişleterek stabiliteyi arttırmıştır. Kemer ayaklarının ağırlıklarını azaltmak için her birinin içine hafifletme kemeri yapılmıştır. Alt katta ayaklar üzerine inşa edilmiş büyük hafifletme kemerleri mevcuttur. Bu hafifletme kemerleri sel veya taşkın gibi suyun yükseldiği durumlarda suyun geçişini rahatlatarak kemere binen su yükünün azalmasını sağlamaktadır. Orta katta aynı şekilde kemer ayaklarının iç kısmına küçük hafifletme kemerleri yapılmıştır. Böylece kemerin alt katına binen ağırlık önemli ölçüde azaltılmıştır. Aynı zamanda fırtına gibi ağır hava koşullarında hava akımının önünü açarak kemere binen rüzgar yükünün azalması sağlanmıştır. Büyük kemerlerin bulunduğu kısım dışında kalan yan duvarlarda kalınlık temele doğru artmaktadır. Bu kısımda düz duvar görünüşünü ortadan kaldırmak ve rüzgar yükünü azaltmak için her iki duvar üzerine dörder kemer yapılmıştır. Yaya geçidi giriş ve çıkışları da bu duvarlar üzerine yapılan iki küçük kemerden yapılmaktadır. Yapılan bu değişiklikler hem kemerin ağırlığını önemli ölçüde azaltmış hem de suya, rüzgara yön veren ve kemeri her iki yönden destekleyen geometrik payandalar sayesinde
estetik yönden de güzel bir görünüm sağlamıştır. Bağlova kemerinde su geçişi en üst kattaki su galerisi aracılığıyla sağlanmaktadır. Galerinin temizliği ve kontrolünün yapılması için üst kısımda menhol girişleri vardır. Ayrıca bu girişler iç kısma ışık ve hava girişi de sağlamaktadır. Su kemerleri, suyun rahat akabilmesi için belirli eğimlerle yapılırlar. Eğer eğim az olursa, su çok yavaş akar veya hiç akmaz. Fazla olursa, galerinin üst kısmına yüklenerek galeriye hasar verebilir. Su debisinin yüksek olduğu aylarda, aynı şekilde galeri aşırı su yükü sebebiyle hasar görebilir. Sinan bu durumu engellemek için kemerin giriş ve çıkışlarına taşıntı olukları yapmıştır. Galerinin çatısı üzerinden insanların ve hayvanların karşıya geçişine engel olmak amacıyla kemerin iki ucuna set duvarlar yapılmıştır. Bu yasaklamanın yanı sıra karşıdan karşıya geçme ihtiyacını gidermek amacıyla kemerin orta kısmında ayaklar içinden geçitler yapılmıştır. Böylece bir köprü oluşturarak insanların ve hayvanların karşıdan karşıya geçişinde kolaylık sağlamıştır. Mimari açıdan baktığımız zaman kemer orta kısmından dikey olarak ikiye bölündüğünde simetrik, yatay olarak bölündüğünde ise alt ve üst kemerler arasında asimetrik görünüş hakimdir. Mağlova kemeri, belli oranlarda küçültülerek oluşturulan örüntülü kemer yapısıyla, geometrik payandalarıyla, aynı anda birden fazla amaca hizmet etmesiyle, estetik görüntüsüyle, tam anlamıyla bir başyapıt niteliğindedir. Yapıldığı dönemde dünyada bir benzeri olmayan kemer, ilk defa yapımında kullanılan teknikler sebebiyle 450 yıldır dimdik ayakta durarak insanlığa hizmet etmektedir. Sadece bu su kemeri bile, Mimar Sinan'ın isminin tek başına dünya mühendislik ve mimarlık tarihine altın harflerle yazılması için yeterlidir.